Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından Bodrum'da Gençlik Merkezi ve Ben Kişilik Spor Salonu yapılıyor. Bir yıl sonra bitirilmesi planlanan Gençlik Merkezi ve Ben Kişilik Spor Salonu inşaatına başlandı. Vites kavşağında Yarımada'nın en ortasında bir noktada 13 dönüm üzerine yapılması planlanan ve temeli atılarak inşaatı süren Gençlik Merkezi ve kapalı spor salonunun bir yıl içinde bitirilmesi bekleniyor. Projenin başından bu yana içinde olan ve geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan AK Parti ilçe başkanı Çiğdem Demiralp, Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu ile ilgili bilgi verdi. Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu'nun inşaat çalışmalarını inceleyen AK Parti Bodrum ilçe başkanı Çiğdem Demiralp şöyle konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Bodrum için tahsis ettiği Gençlik Merkezi ve 1000 kişilik Kapalı Spor Salonu'nun önündeyiz şu anda. Gençler için yapılan ilk merkez olacak Bodrum'da. Bu yüzden çok önem taşıyor. Biz gençlerimize çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. Özellikle Bodrum'da böyle bir gençlik merkezinin olması, bütün gençlerimizi kucaklaması ve onların burada her türlü eğitimi alabilmeleri ve spor yapabilmeleri adına çok önemli. Aslında sadece gençlik merkezi olarak başlamıştık ama sonra arkasından 1000 kişilik bir kapalı spor salonunda ilave oldu. Birazdan onunla da ilgili bilgi vereceğim size. Bu çok da önemli çünkü özellikle kapalı spor salonu ile ilgili Bodrum'da çok büyük sıkıntı var. Biliyorsunuz şu anda bulunan kapalı spor salonu çok hizmete yönelik doğru bir kapalı spor salonu değil. Orada çok sıkıntılar var. Tavana akıyor, parkelerde problem var. O yüzden böyle bir salona burada ihtiyaç var. Ölçüleri tam ölçü olarak ayarlandı. O yüzden burada müsabakalara da yer verilecek. O anlamda da çok önemli. Bodrum'u hem gençlik merkezi hem spor merkezi dışarıdan da gençlerin gelebileceği bir alan yaratmak adına 12-13 dönümlük bir arazi şu anda inşaatı başlandı. Hayırlısıyla bir sene içerisinde bitirmiş olacağız. Gençlik Merkezi ile ilgili kendisinin de içinde olduğu proje çalışmalarının bir sene öncesinden başladığını ifade eden Başkan Demiralp, süreçle ilgili şu bilgileri verdi. Ciddi bir çalışma yaptık biz burayla ilgili ama öncelikle tabii Gençlik Merkezi ile hedefimiz. Daha sonradan baktık ki Gençlik Merkezi'nin bir kapalı spor salonuyla da desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam etti. Söylediklerimizi de çok destekleyenler oldu bu konuda. Şimdi arkada gördüğünüz 1000 kişilik kapalı spor salonumuzda gençlik merkezimize dahil oldu. İkisi birlikte bitirilecek ve teslim edilecek. Hem spor yapacaklar, burada diğer aktiviteleri tamamlayacaklar. Çocukların, gençlerin zamanlarını doğru harcayabilecekleri bir merkez halinde olacağı için de biz Bodrum Gençliği için çok önemsiyoruz. Ve çok doğru bir karar burada olması. AK Parti ilçe başkanı Demiralp, merkezin ve spor salonunun yapıldığı mevkinin çok merkezi bir yer olduğunu da dikkat çekti. Demiralp sözlerini şöyle tamamladı. Buranın bir özelliği daha var. Merkezi bir yer olması, her türlü ulaşımın buradan geçiyor olması, ana caddeye yakınlığı, ulaşımın kolaylaştırılması, bu anlamda gelecek olan çocukları da çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Yani İzmir kötü bir yerde değil, tam merkezi bir yerde olması gerektiği yerde. Bu açıdan da doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. AK Parti ilçe başkanı Demiralp, Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu'nun resmi temel atma töreninde Başbakan Davutoğlu'nun da olmasını dilediğini ifade ederken, resmi temel atma töreniyle ilgili bilgilerin ilerleyen günlerde belli olacağı ifade ediliyor.